Bu videoda nörogelişimsel bozukluklardan bahsedeceğiz. Down sendromu ya da kısaltması DEHB olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu daha önce duymuş olduğunuzu düşünüyorum. Evet, bunlar nörogelişimsel bozukluklara verebileceğimiz akla gelen ilk örnekler. Bu örnekler hakkında daha fazla detaya girmeden ve diğer bozukluklardan söz etmeden önce size nörogelişimsel kelimesi hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. Böylece nöro gelişimsel bozuklukların ne anlama geldiğini belki daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Nöro gelişimsel kelimesinde geçen nöro beyinle alakalıdır ve konuştuğumuz rahatsızlıkların hemen hemen hepsinde bazı beyin fonksiyonlarında azalma ya da bozukluk görülür. Bahsi geçen beyin fonksiyonlarına hafıza, öğrenme kabiliyeti, sosyal beceriler, hareket edebilme ve otokontrolü örnek olarak verebiliriz. Kelimenin ikinci kısmı olan gelişimsel ise bu bozuklukların sebebinin beynin gelişimi sırasında çok erken safhalarda, yani mesela hamilelik ya da doğumdan kısa bir süre sonra ortaya çıkan bir sorun olması anlamına gelir. Bu videoda nörogelişimsel bozuklukları hangi beyin fonksiyonuna bağlı olduğuna göre sınıflandırmaya çalışacağım. Bu nörogelişimsel bozuklukların küçük bir kısmı beyinde bir şeylerin normal olmadığı çok erken safhalarda, yani Bebek birkaç aylıkken ya da birkaç yaşındayken gözlemlenerek teşhis edilebilir. Bunu hakkında endişe duyduğumuz çocuğun gelişimsel kilometre taşlarını normal bir çocuğun gelişimsel kilometre taşları ile karşılaştırarak yaparız. Gelişimsel kilometre taşları için örnek verecek olursak, bebeğin desteğe ihtiyacı olmadan oturabilmesi, emeklemesi, ses çıkarması konuşması, gülümsemesi, göz teması kurması gibi hareketlerin hepsi çok erken yaşlarda gözlemlenilebilen şeylerdir. Ve aşağı yukarı ne zaman gözlemlenilebilecekleri hakkında bir fikrimiz vardır. Ve bu yüzden bu hareketleri gözlemleyerek beynin gelişiminin normal olup olmadığını anlayabiliriz. Şimdi bir grafik kullanarak biraz daha detay vermek istiyorum. Çünkü nörogelişimsel bozuklukları daha iyi anlayabilmek için bu detaylara ihtiyacımız olacak. Grafiğimizin x eksenine ay ve yıl cinsinden yaşı, y eksenine de az önce bahsettiğimiz beyin fonksiyonları açısından belirleyici olan davranışları koyalım. Davranışları sınıflandırırken kullanacağımız kategoriler sosyal, bilişsel ve motor becerileri olacak. Bana biraz zaman verin. Biraz sonra ne yapmak istediğimi daha iyi anlayacağınızdan eminim. Ha bu arada Kilometre taşları hakkında konuşurken belirleyici olan bir yaştan değil de bir yaş aralığından bahsettiğimizi eklemek istiyorum. Bunun sebebi her bebeğin bir diğerinden farklı olması, yani farklı bir hızla büyüyüp gelişmesidir ve bu son derece normaldir. Tabii belirli limitler içinde. Bunun için farklılıkları göz önünde bulundururken belirli bir yaş yerine bir yaş aralığından bahsetmek daha doğru olur. İsterseniz hadi gelin önce sosyal kategoriyle başlayalım. Bir ile bir buçuk ay arasında grafikteki bu bölümden bahsediyorum. Bebeğin herhangi bir şeye, örneğin annenin gülümsemesine tepki olarak gülümsemesini bekleriz. Gülümseme sosyal kategoriye girer çünkü bebeğin bir şeye tepki vermesi ve nasıl hissettiğini gösterebilmesi erken sosyal becerilerini geliştirdiği anlamına gelir. Motor beceriler içinse, Öncelikle bu kategoriyi ikiye ayırmak istiyorum. İnce motor becerileri arasında işaret parmağı ve baş parmak ile küçük nesneleri kavrayabilme, kaba motor becerileri arasında ise bacaklarımız gibi büyük kas gruplarını kullanan yürümek gibi hareketler vardır. Biz örnek olarak yürümeyi alalım. Yürüme için beklenen kilometre taşı yani aralık 12 ile 16 ay arasıdır. Evet. Bu bebeklerin normal olarak yürümeye başlamalarını beklediğimiz yaş aralığıdır. Ve yürümeyi düşündüğünüzde birkaç motor becerinin çok ama çok iyi gelişmiş olması gerekir. Kısacası bebek hareket edebiliyor, kollarını ve bacaklarını koordinasyon içinde kullanabiliyor ve çevresinden aldığı bilgiler ya da ne yapmak istediğine bağlı olarak bu hareketleri hızlandırıp yavaşlatabiliyor anlamına gelir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda bebeğin buradaki yaş aralığında yürümeye başlaması bize motor becerilerinin doğru bir şekilde gelişiyor olduğunu gösterir. Bilişsel becerileri ele aldığımızda ise bebeğin mama ya da baba gibi ilk kelimesi çok önemlidir. Bu kelimenin 9 ile 15 ay arasında gelmesi normaldir. Evet, Size kilometre taşları ve bu davranış ya da hareketlerin ne zaman beklendiği hakkında bazı örnekler verdim. Şimdi de nörogelişimsel bozukluğu olan bir bebekteki sürecin nasıl olduğuna göz atalım. Nörogelişimsel bozukluklar gelişimdeki bozukluklar anlamına geldiği için bozukluğu olan bebeklerin bu kilometre taşlarına erişmelerinde gecikmeler gözlemlenebilir. Hangi gelişmenin gecikeceği bozuklukla doğrudan bağlantılıdır. Birazdan örneklere geçeceğim ama Öncelikle her nörogelişimsel bozukluğun buradaki kategorilerden birini diğerine göre daha fazla etkilediğini ve bu durumun aynı bozukluğa sahip her bebekte aynı şekilde gözlemlenmeyebileceğini de söylemek istiyorum. Örnek olarak serebral palsi rahatsızlığını kullanalım. Serebral palsi motor gelişimin doğru bir şekilde tamamlanmaması sonucu hastanın hareket etmede ve kaslarını kontrol etmede güçlük yaşadığı bir rahatsızlık ve serebral palsisi olan bir bebek motor kilometre taşlarına beklenen yaş aralığında ulaşamayacağı için çocuğunuz 18 aylık olduğunda hala yürüyemiyorsa motor gelişimlerinin nasıl ilerlediğini kontrol etmek ve hareketlerindeki gelişim bozukluğuna yol açabilecek serebral palsi gibi durumların ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir bu arada bahsedeceğim bozuklukların sebeplerine bu videoda değinmeyeceğim onun yerine Size nörogelişimsel bozukluklar hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Motor kilometre taşlarından söz ederken bebeğin motor becerilerde sorun yaşamasına sebep olacak bir başka bozukluk da Tourette sendromudur. Tourette sendromunun belirtileri arasında tekrar eden göz kırpma ya da homurdanma gibi hareket ve sesler bulunur. Tourette sendromu olan bir bebeğin kilometre taşlarına erişmesinde bir gecikme görülmeyebilir. Ama bebek büyüyüp de 3 ile 9 yaş arasına geldiğinde topluluk içinde garip sesler çıkarabilir ya da beklenmeyen hareketler sergileyebilir. Tourette'in erken dönemde ortaya çıkmamasına rağmen nörogelişimsel bir bozukluk olarak görülmesi sebebinin gelişim sırasında ortaya çıkan ve beyni etkileyen bir sorun olmasıdır. Tourette'in erken dönemde ortaya çıkmamasına rağmen nörogelişimsel bir bozukluk olarak görülmesi sebebinin gelişim sırasında ortaya çıkan ve beyni etkileyen bir sorun olmasıdır. Sırada sosyal kategori var. Sosyal kategoride otizm spektrum bozukluğunu örnek olarak kullanacağım. Otizm spektrum bozukluğunda sosyal beceriler yeteri kadar gelişmemiştir. Otizm spektrum bozukluğu olan bir bebek beklendiği gibi 3 aylıkken gülümsemeyebilir. Buna benzer davranış ve hareketler normalden daha geç gelişim gösterirken, Otizmin belki de en belirgin belirtisi bebeğin annesi ya da başkaları ile doğrudan göz kurmamasıdır. Bu gibi belirtiler görüldüğünde sosyal becerilerde bozukluğa sebep olan otizm spektrum bozukluğu gibi rahatsızlıklar akla gelir. Sosyal ya da davranışsal olarak adlandırabileceğimiz bu kategoride örnek olarak bir de videonun başında bahsettiğim dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu kullanmak istiyorum. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bebekler dikkatlerini belli bir şeye vermekte zorlanır ve genellikle huzursuzdurlar. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu her ne kadar sosyal ya da davranışsal bir bozukluk olarak gösterdiysek de bu rahatsızlığı olan bebeklerde konuşma bozuklukları görülür. Örneğin eğer bebeğiniz bu yaş aralığında ilk kelimesini söylemediyse akla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gelebilir. Evet, son olarak bilişsel kategoriye geldiğimizde öğrenmede, konuşmada ya da hafızada sorunlar gibi entelektüel gelişimdeki bozukluklar olarak kendini gösteren Down sendromundan bahsedebiliriz. Aynen diğerlerinde olduğu gibi bebeğimiz bilişsel kilometre taşlarına zamanında erişemiyorsa Down sendromu gibi bozuklukların ihtimalini hesaba katmak gerekir. Az önce de söylediğim gibi bu yaş aralığında ilk kelimelerini söylemedilerse Down sendromu akla gelebilir. Ee, buraya bir de fetal alkol spektrum bozukluğunu ekleyeceğim. Bu rahatsızlığın İngilizce kısaltması FASD'dir. FASD, öğrenme ve konuşma gibi entelektüel becerilerde sorun gözlemlenen bir başka rahatsızlıktır. Şu ana kadar gördüğümüz bozuklukların, Hemen hemen hepsi kilometre taşlarına ulaşmada gecikme yaşanmasına sebep olur. Bazen önemli kilometre taşlarının bazıları için gecikme yaşanmazken bazen de gecikme bu kilometre taşlarının birçoğunda gözlemlenebilir. Bu durum bebeğin sahip olduğu bozukluğa, gelişimdeki gecikmenin ya da beyindeki hasarın ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Umarım bu video sayesinde kilometre taşları, normal gelişim ve farklı nörogelişimsel bozukluklar hakkında bir fikir sahibi olmanıza yardım edebilmişimdir.